Bugün bir soruyla başlamak istiyorum. Herhangi bir alanda zirvede olan insanları düşünün. Sanatta, sporda, bilimde ya da başka bir alanda. Sizce bu insanların zirveye ulaşmasında hangisi daha etkilidir? Gen mi, emek mi? Gen diyenleri görebilir miyim? Hiçbir şey görmüyorum gerçi. Emek diyenleri görebilir miyim? Ha, bu alkış daha iyi fikir, evet. Teşekkür ederim. Şimdi tabii ki sadece iki faktör etkili değil. Tabii ki birçok faktörün etkileşimi söz konusu. Ama çok sık sorulan sorular var. Kazanmak ve kaybetmek, bunlar biyolojik piyangolarla mı daha ilgilidir, yoksa tutkulu bir çabayla mı? Yetenekli doğulur mu, yoksa sonradan geliştirilebilir mi? Ben bugün bunları iki sporcunun hikayesi üzerinden anlatmak istiyorum. İlkinin adı Stefan Holm. Stefan, İsveçli bir yüksek atlamacı. Çok küçük yaşlardan itibaren yüksek atlamacı olmayı kafasına koyuyor. Bunun da bir sebebi var. O dönemde olimpiyat şampiyonu İsveçli bir yüksek atlamacı var ve bütün çocuklar ona aşık. Yani nasıl biz çocukken cümleten Erol Evgin'e aşıktık, o dönemde de İsveç'te benzer bir durum söz konusu. Stefan da bu çocuklardan bir tanesi. Sürekli komşunun oğluyla birlikte yastıkları üst üste dizip üstünden atlıyorlar falan. Babası da çok memnun bu durumdan. Çünkü o da zamanında sporcu olmak istemiş. Fakat hayatın gerçekleri hayallerini gerçekleştirmesine izin vermemiş. O yüzden istiyor ki oğlu hayallerine kavuşsun ve Stefan'a tam destek veriyor. Fakat ufak bir pürüz var. Stefan'ın boyu. Boyu ufak. Yüksek atlama malum boy gerektiren bir şey. Herkes de dalga geçiyor. Olmayacak duaya amin diyor bu çocuk diyorlar. Ama o hiç umursamıyor bunları. Yıllar boyunca sebatla, azimle, disiplinle çalışa en sonunda 2004 Atina Olimpiyatlarının finaline kadar geliyor. Peki, şimdi yine soruyorum. 2004 Atina Olimpiyatlarının finalinde hangisi kazanıyor? Genler mi, genetik gerçekler mi, yoksa tutkulu çaba mı? Genler diyenleri duyabilir miyim? Çünkü göremiyorum. Tutkulu çaba kazanacak diyenleri izleyelim. Evet, Stefan 2004 olimpiyatlarında altın madalyayı kazanıyor ve bununla da yetinmiyor, dünya rekoru kırıyor. Tabii herkes şok içinde çünkü hiç kimse böyle bir sonuç beklemiyor. Bunun üzerine İsveçli bilim insanları hemen Stefan'ı inceleme altına alıyorlar ve ne görüyorlar? Aşil topuğu. Aşil topuğu sürekli olarak çalışmaktan normal bir insanınkine göre tam 4 kat daha kalınlaşmış. Ve bu yüksek atlamada müthiş bir avantaj. Adeta bir kanguru kası gibi diğer tarafa sıçrayabilmesini sağlıyor. Tabii çok büyük bir ilgi var. Televizyonlardan röportajlar, gazetelerden röportajlar. Ve herkes aynı soruyu soruyor. Başarının sırrı nedir? Stefan'ın cevabı çok net. Başarımın bir sırrı yok diyor, burada bir mucize yok. Hatta elinde Malcolm Gladwell'in Outliers kitabı var. Diyor ki benim gibi yıllarca, 10 bin saat, belki daha fazla, sebatla, disiplinle çalışan herkes de bu başarıyı yakalardı. Peki ne bu 10 bin saat kuralı? Belki duyanlarınız vardır. Bunun arkasında aslında bilimsel bir araştırma var. Profesör Anders Ericsson. Florida Üniversitesi'nden bir profesör, şu sorunun cevabını merak ediyor. Herhangi bir alanda, bir iki alan istisna olabilir ama, olağanüstü performansa ulaşan kişiler, dahi diye gördüğümüz kişiler veya işte müthiş başarılar yakalayan kişiler, bu seviyeye ulaşana kadar ne kadar çalışmışlar? Araştırmanın çok ayrıntısına girmeyeceğim ama şunu buluyor.
keman öğrencileriyle yaptığı bir araştırmayla başlayarak ilk önce, yaklaşık olarak bu insanlar 10 bin saat boyunca çalışmışlar 20 yaşına gelene kadar. Hatta buna örnekler veriyor Erikson. Mesela Mozart, hepimiz Mozart'ı çocuk dahi olarak biliriz. Fakat Mozart 6 yaşına gelene kadar 3500 saat pratik yapmıştır. Babası müzik öğretmenidir ve onu çalıştırmıştır. Veya Tiger Woods. Tiger Woods 15 yaşında Amerika'nın en genç golf şampiyonu olmuştur. Fakat kaç yaşında başlamıştır golfe? Daha 9 aylıkken, yani daha bezi atmamışken neredeyse eline golf sopası almıştır Tiger Woods. Veya Idil Biret, 4 yaşında bah çalmaktadır, olağanüstü bir yetenektir. Fakat annesi piyanisttir, evlerinde piyano vardır. Erkenden başlamıştır eğitime. O yüzden Erikson diyor ki, herhangi bir alanda dahi, olağanüstü diye gördüğünüz insanların aslında geri planına baktığınızda çok çok yoğun bir çalışma süreci vardır. Peki o zaman şunu sorabilirsiniz. Ben de 10 yıldır kendi işimdeyim, niye hala zirvede değilim? Erikson diyor ki, belki bir şeyi yanlış yapıyorsun. Ne şekilde çalıştığın önemli. Bilinçli pratik diye bir kavramdan söz ediyor. Bilinçli pratik çok etkili bir eğitim tekniği. Hepimiz de kendi alanımız her neyse bunu uygulayabilir ve inanılmaz bir ilerleme kaydedebiliriz. Bunun belli adımları var. 1. Bir hedef belirleme. 2. Bu hedef doğrultusunda tercihen bir uzmanla birebir çalışma. 3. Sık sık tekrar etme. 4. Yoğun bir biçimde odaklanma. 5. Kapasiteni her seferinde birazcık daha zorlama. 6. Kendini samimi bir biçimde eleştirme, gerçekçi olma. Ve 7. Hataların için anında geri bildirim alma. Peki o zaman akla bir sonraki soru geliyor. Diyelim ki genetik avantajlı biri var, bu kadar da çalışmadı. Karşısında da 10 bin saat çalışmış, çok güzel, disiplinli bir biçimde bilinçli pratik yapmış birisi var. İkisi karşı karşıya gelirse o zaman ne olur? Bunun için bir sonraki hikayeme geçeceğim. Donald Thomas, Bahamalı bir basketbolcu. O da basketbola müthiş bir tutkuyla bağlı. Bir gün üniversitede, kantinde arkadaşlarıyla oturuyorlar. İşte iddiaya giriyorlar. Donald diyor ki ben şu kadar yükseğe sıçrayabiliyorum smaç atarken. Arkadaşları da gel göster o zaman diyorlar. Hemen okulun yakınındaki yüksek atlama sahalarına gidiyorlar. Ve Donald daha ilk atlamasında ayağında basketbol ayakkabıları var. Yani yüksek atlamaya uygun bir ayakkabı bile yok. Daha ilk atlamasında neredeyse rekor kırıyor. Arkadaşları şok içindeler. Hemen onu alıp okulun koçuna götürüyorlar. Koç bakıyor. Karşısında müthiş bir cevher var. Hemen en yakın yarışmalara hazırlamaya başlıyorlar onu. Ve ilk girdiği yarışmada dünya dördüncüsü oluyor. Bir sonraki büyük yarış 2007 Dünya Oyunları Japonya'da. Donald'ın buna hazırlanması için aşağı yukarı başlangıçtan itibaren bir yıl kadar süresi var. Fakat Donald'da da şöyle bir durum var. Evet, genetik avantajı var, boyu çok uzun. Ama onun da tutkusu yok. Tutkusu boyundan çok çok daha küçük. İki pratik yapıyorsa üçüncü de basket sahasına gidiyor. Çünkü basketbol onun gönlünde yatan aslan. Ama böyle böyle bir şekilde 2007 Japonya Dünya Oyunları'nın finaline kadar geliyor. Finalde karşısında kim var? Stefan Horn. Bir tarafta 20 yıldır bilinçli pratik yapan, tutkuyla yüksek atlamaya bağlı, ancak boyu kısa Stefan var. Öbür tarafta neredeyse bir yıldır pratik yapan, içinde basketbol aşkı olan, yüksek atlamayla pek de işi olmayan ama inanılmaz genetik avantajı olan bir Donald Thomas var. Sizce yetenek neydi? Gen mi, emek mi? Gen diyenleri duyabilir miyim? Emek diyenleri duyabilir miyim? Peki, izleyelim bakalım. Thank you.
Atlarsa o kazanacak. Ne oluyor? Maalesef bu film sevgi emekti diye bitmiyor. Selvi boylu Donald kazanıyor. Samet ona baba diyor. Stefan ne yapıyor? Stefan ne yapıyor? Meslek değiştiriyor. Ne mesleği? Meslek değiştiriyorum hocam. Ne mesleği? İtlik, kumarbazlık ve ahlaksızlık mesleği. Şimdi, ne diyordum? Şöyle bir durum var. Tabii ki böyle bir şey olmuyor. Stefan mesleğe devam ediyor. Ancak Donald'la ilgili durum şu. Donald bu başarısının ardından bir santimetre bile daha yükseğe atlayamıyor. Ve yıllar içerisinde performansı giderek daha da azalıyor. Ama tabii benim gönlüm Stefan'dan yana diye Donald'ın hikayesini önemsiz gösterecek değilim. Çünkü her ikisinden de öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. Birincisi şu, yeteneğin keşfini tesadüflere bırakmak zorunda değiliz Donald'da olduğu gibi. Eğer erken dönemde çocukların neye yatkınlığı olduğunu anlarsak ve onun üzerinden onları desteklersek, eğitim verirsek o zaman inanılmaz sonuçlar mümkün olabilir. Yani çabayla gene böyle Telloğulları ile Seferoğulları gibi karşı karşıya koymak zorunda değiliz. Çabayı eğer genin üzerine eklersek müthiş sonuçlar mümkün. Ancak burada tabii 4K'nın kesişimini önemli buluyorum. Kalp, karakter, kabiliyet ve kariyer. Kalp şu, kalbin niçin çarpıyor? Sabah seni uyandıran ne? Eğer bunu bulabilmişsen çok şanslısın. Karakterinin güçlü yanları neler ve zayıf yanları neler? Kendini tanıyor musun bu anlamda? Kabiliyet, neye doğal olarak yatkınlığın var? Eğer buna göre bir kariyer tasarımı yaparsan, o zaman gerçekten hem anlamlı, hem tatmin edici, hem başarılı bir hayat seni bekliyor olabilir. Ve gördüğünüz gibi başarıya giden yol tek değil. Kiminin tutkusu boyundan büyük, kiminin boyu tutkusundan büyük. Hepimizin farklı alanlarda avantajları var. O yüzden sormamız gereken soru şu, benim yolum hangisi? Ben bana verilenlerin üzerine ne ekleyebilirim? Ve tabii dediğim gibi benim gönlüm Holm'den yana. Çünkü bana göre olimpiyat ruhunu o temsil ediyor. İnsanın olağanüstü kapasitesini o temsil ediyor. Aşil topuğu mitolojide insanın en zayıf yönünü simgeler. O en zayıf yönünü alıp çalışarak, sebat ederek en güçlü yönüne şampiyonluğa çeviriyor. Nietzsche'nin bu sözünü çok seviyorum. Mükemmel olanın nasıl olduğunu sorgulamayız. Bir şeye tanrı vergisi demek, onunla yarışmaya gerek yok demektir diyor. Ve belki de böylesi işimize geliyor. Çünkü kim 10 bin saat boyunca oturup bilinçli pratik yapacak, çalışacak ki Netflix'te o kadar güzel diziler varken? Ama neye odaklanırsak onu büyütürüz. Günde 3 saat boyunca sosyal medyada gezinebiliriz de o 3 saati hayalimizi gerçekleştirmeye de odaklayabiliriz. Ve eğer ki bunu yaparsak kendimizin bile inanamayacağı bir değişim ortaya çıkabilir. Ve her şeyden önemlisi potansiyelimizde saklı olanı ortaya koyabiliriz. Potansiyelini gerçekleştirmeyen organizma zamanla hasta olur diyor William James. Belki Stefan Holm gibi dünya şampiyonu olmayız, belki oluruz. Bilmiyoruz ama kendi en iyi versiyonumuza ulaşırız ki bu bile yeterince güzel. Her şeyden öte gösterdiğimiz bu çaba, bu sebat, bu disiplinli çalışma, o düşmeler, kalkmalar karakter inşa eder. Ve karakter çok önemli. Yetenek sizi zirveye taşıyabilir ama orada kalmanızı sağlayan karakterinizdir diyor John Wooden. Şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey karakterli zeka, karakterli yetenek değil mi? Bence öyle. Ve erken dönemde eğer sahne ışıkları yeteneğin, zekanın, üstünlüğün üzerinde olursa o zaman daha önemli olan sebat gibi, azim gibi, çaba gibi karakter becerileri gölgede kalıyor. Ve onun da muhteşem olduğu söylenen o çocuklar bu muhteşemliklerinin çalışmak gerektirmediğini düşünerek 20'lerine geldiğinde
vasatlaşıyorlar. O yüzden her zaman söylediğim bir şeyi bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Lütfen çocuklara yaklaşırken zekalarını değil çabalarını övelim. Yeteneklerini değil çabalarını övelim. Ve son olarak burada Mehmet Okur'la bir hatıra fotoğrafım var, görüyorsunuz. İnsan genetik gerçeklerini de kabul etmeli. Bir yılanı düz borudan geçirerek düz olmasını sağlayamazsın diyor bir Japon atasözü. Kendini tanıyacaksın. Mehmet Okur'la biz bir TEDx etkinliğinde karşılaşmıştık. Şöyle bir cümle kurdu. Ben doğduğumda 63 santimetreydim dedi. Ben şu anda hani rezalet. Ancak yani böyle bir şeye ulaştığım için NBA'yi zorlamayı düşünmüyorum. Mehmet Okur'un anlatmamın bir sebebi var. Onun hikayesini çok anlamlı buluyorum. Okulda başarısız bir öğrenci. Tembel olduğu düşünülüyor. Kafası çalışmıyor diyorlar. Ve ailesi çaresiz onu okuldan alıyor. Ve basketbola veriyorlar. Ne oluyor? Doğal yatkınlık alanını buluyor. Ve onun üzerine çabayı da ekledi mi bir efsane doğuyor. Çünkü ait olduğu yeri buluyor. Ve belki mesele hayatta ait olduğumuz yeri bulabilmek. Einstein'ın çok ünlü bir sözü var. Aslında herkes dahidir ama bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre değerlendirirseniz bütün hayatını aptal olduğuna inanarak geçirir diyor. Ve evler yüzebildiğini bilmeyen balıklarla dolu. Okullar, sınıflar yüzebildiğini bilmeyen, kendini tembel sanan, aptal sanan, yeteneksiz sanan, bir işe yaramadığını düşünen çocuklarla dolu. O yüzden son mesajım şu. Lütfen çocukların yapamadıkları şeyler üzerinden onları etiketleyip hayata küstürmek yerine yapabildikleri şeylere odaklanıp kendilerini gerçekleştirmelerine destek verelim. Çünkü her çocuk, her insan bunu hak eder. Teşekkür ederim.